Arkadaşlar merhaba, bugün size iPhone 12 kutu açılımı yapacağım. Kutunun içerisinde sadece kablo çıktığı için şöyle bir adaptör almanız gerekiyor. Eğer evde USB adaptörünüz varsa bunu almanıza ekstra gerek kalmayacak. Şurada yeşil bir tane bant var. Galiba bunu çekiyoruz. Çekiyoruz. Önce adaptörü açmayla başlayalım. Adaptörümüzün içerisinden garanti belgemiz ve kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Şarj etmek için gerekli özellikler. 240 Watt'la 0.5 Amper. Çıkışı 2.2 22 Amper olarak göstermiş. Eski adaptörlere göre adaptörde bir değişme var. Daha yuvarlak kesimli. Görüntü olarak daha güzel. Biraz da ağır geldi bana. Type-C girişi. 20 Watt power adaptör. Önce jelatini şu şekilde çıkarttık. Kutumuz incelmiş. Eski iPhone'lara göre, 11 nasıldı bilmiyorum ama eski iPhone'lara göre kutu bayağı incelmiş. Yaklaşık şu kadar bir kutu kalınlığı vardı. Gayet şık olmuş. Apple logomuz burada. Kutuyu açtığımızda iPhone arka taraftan görünümünü görüyoruz. Tutup çıkarttığımızda iPhone'umuz elimizde. iPhone artık köşeli bir tasarıma sahip. 4S'lerdeki gibi olmuş. Kutumuzun içerisinde. Yeni iPhone'da arkadaşlar, söylediğim gibi kenar özellikleri var. Yuvarlak kıvrımlı değil de daha sert köşeli olmuş. İki tane kamerası var. Pro ve Pro Max değil bu iPhone bu arada. Normal iPhone 12. Minisi de bundan biraz daha küçük oluyor. Siyah rengi, ben önce lacivert düşünüyordum, maviye yakın bir renk vardı. Ama şu ön ekranı çıkarttığımda böyle bir kağıdımız var. Şarj girişimiz bu tarafta. Kağıdımızı çıkarttığımızda göreceksiniz. Ekranla hemen hemen birebir aynı olduğu için çok belli olmuyor. Ama bu mavi ya da diğer renkler aldığınızda buradaki siyahla diğer ekran rengi ayırt edilebiliyordu. Type-C USB kablomuz. Şu hatta yeni şarjımızla deneyelim. Şarjım sağladı. Çift taraflı. Nasıl takarsanız takın fark etmiyor. Ucu eski iPhone'larda olduğu gibi, eğer bu iPhone kablonuz varsa yeni adaptör almanıza gerek yok. Bir tane takılı Kaliforniya tarafında dizayn edilmiştir şeklinde bir kutucuk çıktı. Stickerlarımız var. Ve sim kart çıkartıcımız var. Şu an sim kartı takmayacağım için geri yerine koyuyorum. Telefonumuzu açalım. Kendi içerisinde biraz şarj da geliyor olması lazım. Şarj girişi, mikrofon ve hoparlörü bu şekilde. Şurada da speaker kısmında da buradan da hoparlör özelliği var bildiğim. Ses tuşlarımız burada. Ses açma kapatma. Telefon açma kapama tuşumuz burada. Hoş geldiniz diyor. Türkçeyi seçtik. Türkiye'yi seçtik. Google diyelim. Wi-Fi'ye bağlanıyoruz. Ben şifre hemen yazıp giriyorum. Şifremizi girdik arkadaşlar. Bitkinleştirmesi birkaç dakika sürebilir diyor. Bekliyoruz. Bu arada az bir şarj da geliyor. Görüyorsunuz. Tamamen şarjsız bir şekilde değil. Kenarları yuvarlak. Keskin değil.
veri gizleme, Face ID, sürdür diyelim. Nasıl ayarlanır? Başlatalım. Face ID'mizi ayarladık. Parolamızı oluşturalım. Parola seçenekleri ben 4 basamaklı tercih ediyorum. Siz görmeyin diye. Tekrar. Parolamızı oluşturduk. iCloud yöneticisinden geri yükle, Mac'ten yükle, doğrudan iPhone'dan aktar, Android'den taşı, uygulama verileri aktarma diyorum. Sıfır oluşturacağım. Parolamızı unuttunuz, Apple kimliğiniz yok mu diyoruz. Apple kimliğimiz yok, ücretsiz Apple kimliği yarat diyorum. Buraları hızlıca geçeceğim. Kullanıcımızı oluşturduk arkadaşlar. Tüm ve koşulları kabul et diyoruz. Saatimiz düzelmedi. Şu an saatimiz 10.43. İnternete bağlandı, otomatik düzenlenmesi lazım ama şimdi kontrol edelim onu tekrar. Sürdür diyelim, hızlı ayarları yapıyor. Güncelleme için sürdür diyelim. iCloud şifreleri hatırlasın. Çok güzel bir özellik. Evet, bunu da sürdür diyeceğim. Sürdür diyoruz. Hey Siri! Hey Siri, mesaj gönder. Hey Siri, bugün hava nasıl? Hey Siri, 3 dakikalık sayaç ayarla. Hey Siri, müzik çal. Siri'mizi hazırladık. Siri'ye soru sormak için yan düğmeye basılı tutuyormuşuz arkadaşlar. Ya da Hey Siri dediğimizde zaten kendisi otomatik başlayacaktır. Ne demiş? Siri ve dikteyi iyileştir. Ben paylaşma taraftarı değilim. Ekran süresini ayarlamak için ebeveyn yanıtını uygulayabilirsiniz diyor. Uygulamayınızı. Bunu paylaşmak istemiyorum ben. Turu ve ekran tonu iPhone çerçeveye göre, çevreye göre değişken çıkartma koşuluna uyum sağlıyor. Tabii güzel bir şey. Geceleri sararıyor vesaire, güzel oluyor. Sürdür diyeyim. Görünüş açık olsun. Ekran büyütme normal olsun. iPhone'a hoş geldiniz. Evet, iPhone'umuz kuruldu ve şu an hazır. Saati de kendi güncelledi zaten otomatik olarak. Tam doğru bir saati veriyor. Uygulamada yüklü gelen, telefonda yüklü gelen uygulamalara bakalım. FaceTime. Pardon. FaceTime, takvim, fotoğraflar, kamera, mail, saat. Apple'ın kendi haritası, hava durumu, anımsatıcılar, notlar, borsa, kitaplar, App Store, podcastler, TV, sağlık, ev, cüzdan ve ayarlar. Fotoğraflarımızın içinde hiçbir şey yok tabii ki, boş. Hava durumuna bakalım. Uygulamayı kullanırken isim verdim. Şu an Kartal'daki hava durumunu görüyorsunuz. Hafta sonu pazar günü ve pazartesi günü 2 dereceye kadar düşecek. Yan tarafta da dosyalar, bul, kestirmeler, iTunes Store, çeviri, kişiler, watch, ipuçları, izlenceler varmış, ses notlar, pusula, ölçüm, hesap makinesi, App Store, Clips, GarageBand, Keynote, Numberspace, iMovies. Kullanmadıklarını ben siliyorum arkadaşlar. Şu App Store'u merak ettim. Bizim normal App Store gibi galiba. Güncelleme istiyor tabii ki. Uygulamayı kullanırken izin verdim. Normal Apple'dan alışveriş yapıyormuş gibi bir uygulama yüklemişler arkadaşlar. Çok gereksiz. Zaten web sitesini kullanıyoruz. Zaten şuradakileri ben büyük ihtimalle sileceğim.
Watch'um babama verdim. Watch kullanmıyorum. Xiaomi'ninkini kullanıyorum. Şarj olarak daha iyi gidiyor. Bir hafta 10 gün gidiyor. Apple'ın şarj süresi çok kötü. O yüzden Apple'dan vazgeçtim saatten. Umarım Apple şarj saatini düzenler. Şimdi anlatacaklarım bu kadar. Alt tarafta da telefon. Safari. SMS ve müzik var. Ben buraya genelde WhatsApp'la Spotify'ı koyuyorum. Pil ayarına bakalım. Neredeydi? Hesabımıza bakıyoruz. %100. Eski telefonum %70'lere kadar düştü. En fazla 2-3 saat duruyordu. Genel olarak ben memnunum. Eski 6S Plus telefonum vardı. Aynı boyut olarak hemen hemen. Bir tık daha ağır diyebilirim. Elime ağır geliyor diğerine göre. Ama oturma açısından eskisi kayıyordu. Bu kaymıyor. Daha rahat tutabiliyorum şu köşelerden dolayı. Yani size arkadaşlar 12 önerebilirim. Ben oyun oynamak için büyük aldım. Ama minisi de gayet çok hoş. Tam eli oturuyor. Şu kadar boyutlara denk geliyor. Yani eğer oyun oynamıyorsanız, büyük ekran istemiyorsanız 12'de size önerebilirim, alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.